sizlerle beraber Yerebatan Sarnıcı'na gidiyoruz. Şu an yola çıktık. Metro güzergahıyla ilerleyeceğiz. Karşıya geçeceğiz. Anadolu yakasında oturuyoruz biz. Karşıya geçeceğiz. İzlemeye devam edin. Ama Ayasofya'ya yakın olduğunu düşünüyor canım eşim. O yüzden Ayasofya'ya doğru yürüyoruz. Çünkü ben eskiden yeri orası diye hatırlıyordum. Aşkım rehber gibi adamsın. Rehber gibi adamsın. Hava gerçekten çok sıcak. 16. bir hava var. Ama kalabalık değil bu sefer. 2 hafta önce falan gelmiştik herhalde. Aşırı bir kalabalık vardı. Yani Ayasofya'ya girecektik. Ayasofya'nın önünde bildiğin sıra bekledik. Ama şu an tam net bilmiyoruz konumunu. Ama Ayasofya'nın karşısında diye biliyorum. Bakalım. Şu an yürüyoruz o tarafa doğru. Yer var. O biraz serinletiyor bizi. Ama aşırı bir kalabalık var. Umarım yani 10 dakikada bu kadar kalabalık olmaz. Bak mesela şu Ayasofya'yı da çek. Bak karşı tarafta Ayasofya'nın orada da aşırı bir kalabalık. 2 hafta önce beklemiştik. Gerçekten. Bir namaz vaktine denk gelmiştik. İyice bekledik. Kuyruk akşama bitmez. Bu kuyruk akşama bitmez mi dedi birisi.
edindiğim bilgiye göre birinci Justinianus yapmış burayı. Kendi imparatorluğu döneminde İstanbul'un su ihtiyacını karşılıyor. Yaklaşık 100 bin ton su ihtiyacını karşılıyormuş buradaki sarnıç. İstanbul'un belli noktalarında da var buna benzer sarnıçlardan. Su ihtiyacını karşılıyormuş burası. Hani bir gıdım su var. Normalde su daha yüksek seviyelerdeydi ama suyu restorasyon aşamasında çekmişler hep. Öyle mi? Gördüğünüz gibi canım eşim bu bilgileri sizin için edinmiş, benim haberim yok. Ben de ilk defa öğreniyorum. Ama bu ışıkların kapanma olayı nedir peki? Tamamen hani az önce karanlıkta kaldık ya. Bence şov. Şov diyorsun. Mesela şimdi insanlar düşünebilir. Bu atıyorum 500 küsürlü yıllarda bu kolonları nasıl yapmışlar diye sorarlarsalar da zamanında Marmara Adası'nda bunları üreten kişiler varmış. Aa. Şimdi edindiğimiz bilgiler böyle. Mesela dikkat edersen bak yukarıya doğru çık. Bak onun başlığıyla diğerinin başlığı çok farklı. Bunlar ellerindeki stoklardan hangisi varsa onu kullanmayı tercih etmişler. Çok iyi gerçekten. Peki bunlar ne? Bunların anlamı ne? Bunları bilmiyorum. Çalışmadığı yerden gel. Bunları bilmiyorum. Mesela yeni restorasyonda şu iki kulenin arasına daha sağlıklı, daha sağlam olsun diye o şekilde çubuklar atıldı. Onlar yeni yapıldı. Gerçekten iyi araştırmış ya. Aa, kafama su damladı. Sönmesi de bayağı sağlam. Evet, gerçekten. Yani farklı bir atmosfer. Bak mesela karardı. Farklı bir atmosfer katıyor. Düşeriz var ya. Dikkat edelim. Yok, belli bir şeyden sonra tekrardan. Çok muhteşem ya, gerçekten. Bir de kararmasa, karardığı için. Bu da ayrı bir şov bence. Ama insanlar hiç de göremiyor. Deliği kararıyor. Bak burada bir yüz var bak.
betonları koruduğumuz o zamanki tarihi beton... Bir daha söyle, anlaşılmadı. Döndün ya kalabalıktan. Yunan mitolojisinde Medusa'nın betonları koruduğunu inanıyorlar. Benim bildiğim kadarıyla. O yüzden buraya da o simgeyi koymuşlar. Abi şurada da bir tane var. Şu an ben kalabalıktan... gözyaşı damlasını işaret ediyormuş. Zaten yere ıslak. Bakan sarnıcının bir simgesi bu. Nasıl Medusa bir simgesi ise bu kolonda bir simgesi. I'm
yere batan sahneciyi sizle beraber gezdik. İnşallah keyifli bir video olmuştur. Bu video biraz tarihsel manası olan bir video. Buraya kesinlikle gelmeniz gerekiyor. Çok tavsiye ediyorum burayı. Çok farklı bir atmosferi var buranın. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Videolar devam edecek.